Değerli izleyiciler, Elif Ufluoğlu ile Sivil Etki programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sağlık dileyerek programıma başlamak istiyorum. Efendim, yakın zamanda 2 gün önce kutlamış olduğumuz Öğretmenler Günü anlamını Öğretmenler Günü anlamını tekrarlayabilmek için bugünkü konuğumuzu da Yaşam Boyu Eğitim Derneği Sayın Ali Ulusoy'dan yanına tercih ettik efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler davet ettiğiniz için. Öğretmenler Günü'nüzü tekrar kutluyoruz. Sağ olun. Sizler gibi eğitimcilerin hem eğitim olarak hayatlarının büyük bir kısmını geçirmeleri bir de bu konuda kendilerini bir sivil toplum kuruluşuna adamaları da çok kıymetli efendim. Evet. Öncelikle Ali Ulusoy kimdir? Başkan vasfınız dışında sizi biraz izleyicilerimize tanıtmak isteriz. Ben 1961 Samsun Çarşamba doğumluyum. Köy enstitüsü mezunu bir öğretmenin çocuğuyum. Öğretmen eşiyim. 32 yaşında Down sendromlu Ozan Ulusoy'un ve 30 yaşındaki Barış Ulusoy'un babasıyım. Jeoloji mühendisiyim. Avukatım. Ve sivil toplum alanında çalışmalar yapan bir kişiyim. Yani bir sürü şey sığdırmışsınız Ali Bey hayatınıza diyeyim. Peki aynı zamanda Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi'nin de kurucususunuz. Evet. Yani sivil toplum kuruluşu gönüllüsü demek aslında bir sürü yerde hareket ediyor olabilmek evet. Ve aktif olabilmek ve bunların hepsini de sizde görüyoruz. Biraz bu kısmından da bahseder misiniz Ali Bey? Tabii ki. Öncelikle ben günün de önemine siz de Öğretmenler Günü'yle başladınız. Bir şiirle başlayayım isterseniz. Lütfen çok mutlu oluruz. Okumayı sökenlere kırmızı kudele taktı öğretmenim. Onları öptü. Onların elmalarını kızarttı. Bizi öpmedi. Bizim elmalarımız beyaz kaldı. Burası tembel sırası. Tembellere kurdele yok. Başımız eğik hepimizin. Yüzümüzde utancı elmalarımızın. Bana da kırmızı kudele tak öğretmenim. Beni de öp. Düşüme giriyor kırmızı kudeleler. Uçları çengelli iğneler. Tutmak istiyorum, kaçıyorlar. Bakkal amca, param yok. Pabuçlarımı vereyim al. Oyuncaklarımı vereyim al. Bana şu kadarcık kırmızı kurdele, bir de çengelli iğne. Evet. Böyle gerçekten insanın tüylerini diken diken eden, içerisinde evet. çok duygu barındıran bir şiir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizler 2005 yılında Yaşam Boyu Eğitim Derneği'ni kurduk. Yaşam Boyu Eğitim Derneği az önce sizlerle söylediğiniz gibi her yerde, her zaman ve herkes için eğitimi savunan bir dernektir. Ve bunun için çalışan bir dernektir. Ve hani yaşamda 60 yaşındayım. Ben geriye doğru baktığımda yaptığımız güzel işlerden birisi, çok şey yaptık da. Bunlardan bir tanesi Haydi Kızlar Okula kampanyasının Diyarbakır il kolaylaştırıcısıydım. Diğer arkadaşlarımla birlikte. Onlar farklı illerdelerdi. Antalya, Mersin ve Adana cezaevindeki tutuklu çocuklarla hapishanenin içerisinde eğitim çalışmalarına katıldık. Onun dışında yine kurucusu olduğum o dönemdeki Eğitimde Paylaşım Derneği ile deprem sonrasındaki Kaynaşlı'da deprem sonrası aile eğitimlerini yaptık. Ben 10 yıl kamuda çalıştım. Daha sonra memuriyetten istifa ettim avukatlık stajımı yapmak için. O sırada da oğlum da 3,5-4 yaşındaydı. Okul öncesinde bilgisayar destekli eğitim programları geliştirerek anaokullarında uygulamaya başladık 1992'de. Hı hı. Eğitim alanına girişimiz profesyonel anlamda 1992 yılında oldu. Bu süreç hem bizim öğrenme sürecimiz ki öğrenme süreklidir zaten. Bir kitap okuyan kişi her şeyi biliyorum sanırmış. İki kitap okuyan kişi bilmediğim şeyler var diye düşünürmüş. Üç kitap okuyansa hiçbir şey bilmiyormuşum dermiş. Şimdi bu süreç içerisinde hem engellilik yaşantısını, hani çocuğum 88 doğumlu olduğu için engelli bir bireyle yaşıyor olmanın, sorunlarla baş edebiliyor olmanın deneyimini yaşadık. Ama bu süre içerisinde okul öncesi eğitim, İlköğretim sonrasında oğlumuzun devam ettiği çıraklık ve mesleki eğitim, matbaa bölümünden mezun oluşu. Daha sonra onun garson olarak Çankaya Belediyesi Çengel Kafe'de 7 yıl 13 zihinsel engelli arkadaşıyla birlikte çalışması
Ve bunlar bizim aslında hem profesyonel yaşantımızın hem de sivil toplum yaşantımızın bir rengi noktaları. Buralardan geliyoruz. Neleri öğrendik? Öncelikle tabii ki öğrenmenin çok önemli olduğunu, umudun çok önemli olduğunu, birlikte başarmanın çok önemli olduğunu öğrendik. Bu süreç içerisinde yaptığımız çalışmalarla 16 bin tane okul öncesi dönemdeki çocuğa eğitim verdik Ankara'da ve başka yerlerde. Bu süreç aslında bizlerin de eğitilmemizi, anne baba eğitiminin ne kadar önemli olduğunu görmemizi, toplumda bizim dışımıza başka bireylerin de olduğunu, biz tamam engellilik yaşantısını deneyimliyorduk, Down sendromlu bir bireyin babasıydım ben ama Down sendromu dışındaki birçok engel grubunun olduğunu, sokakta yaşayan çocukların ya da çalışmak zorunda olan çocukların farkına vardık. O zaman bu çalışmalarımız bizi sadece çocukların değil aslında yetişkinlerin eğitimine doğru da taşıdı. Gençlerin ve yetişkinlerin eğitimi. Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi bu amaçla kuruldu. Bu sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışındaki çalışmalarımızın da başlangıcı olan 2004 yılındaki çalışmamız ise ilk Avrupa Birliği projemiz olmuştu. Engelli çocukların diğer çocuklarla okul öncesi dönemde kaynaştırılması, İsveç uygulamaların yerinde görülmesi isimli projeyle ilk Avrupa Birliği projemizi yaptığımızda ülkemize hem içeriden hem de dışarıdan bakma şansımız oldu. Ve ödevimizin olduğunu gösterdi bize. Biz sorumlu olduğumuzu, sürekli şikayet etmek yerine sosyal sorunların çözümü için katkıda bulunmamız gerektiğini hissettik. Ve bu süreç içerisinde Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi büyüdü. Daha sonra onlara devam ederiz. Avrupa evet. Sosyal Gelişim Akademisi sivil toplum kuruluşlarının birleşimiyle oluşan bir çatı gibi. Evet. Peki kendinize öğrenen, gelişen, paylaşan ve geliştiren sloganını aslında çatı belirlemişsiniz. Evet, evet. Yani tam da adınıza da uygun yaşam boyu eğitim. Hem öğreniyorsunuz, öğretiyorsunuz, paylaşıyorsunuz, geliştiriyorsunuz ve bu konuda da 159 tane projeyi onaylanmış halde de hayata geçirdiniz. Evet. Biraz bu projelere yönelmenizdeki amacı açmanızı da isteyeceğim sizden. İlk başta yazdığımız ilk proje geçmemişti. Nasıl yazılacağını, edileceğini bilmiyorduk. Bakü Ceyhan Tiflis Boru Hattı'nın geçtiği yerlerde bir sosyal sorumluluk projesi başvurusunda bulunduk. Ama usulünü falan da bilmediğimiz için geçmedi. İkinci projemiz geçince bunu İsveç'te, Stockholm'da 2 hafta süreyle engelli yaşantısını deneyimledik, gözlemledik. Onların nasıl kaynaştırma yaptığını gördük. Uçakta geri dönerken evet dedim ben bu alanda çalışacağım dedim. Önce işte okullarla ilgili olarak okul öncesinde çocuklar dünya gezegeninin geleceğini koruyalım isimli bir projeyle başlandı. Kadınlar Bilim ve Dayanışma Derneği ile kadının ekonomik sosyal yaşama aktif katılımı konusunda projeler yavaş yavaş ilk başta mümkün olduğu kadar farklı ülkeleri gezmek gibi bir motivasyonumuz varken daha sonra ise en güzel ülkenin yine kendi ülkeniz olduğunu deneyimledik. Evet başka yerlere gidiyoruz, hayran oluyoruz ama bizim olmamız gereken, gelişmemiz ve geliştirmemiz gereken yerin Türkiye olduğunu gördük. Ve bu projeler aşama aşama geldi. Tabii ki sadece geçmiş olan 159 değil, geçmemiş birçok binlerce projemiz var. Bu ise nedir? İşte öğrenmemizi. Tabii ki projeler özellikle sivil toplum kuruluşlarının üye aidatları dışında gelirleri olmadığı için, üyelerden de zaten aidat alamadıkları için geliştirdikleri projeler, sadece Avrupa Birliği projeleri değil, Kalkınma Ajansı'nın, TÜBİTAK'ın, işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, yerel yönetim birçok hibe kaynakları var. İşte bunların içerisine girdiğimiz zaman aslında sorun çözmenin bir aracı olarak projeciliği gördük. Proje bazlı düşünmek ve proje geliştirmek. Bu bir zaman içerisinde bir cerraha ameliyat yapmak ne kadar kolay geliyor ise bize de o öyle geldi. Ama cerrah tabii cerrah olana kadar ne eğitimler aldı, ne bedeller ödedi kim bilir. Onun için proje bazlı düşünmenin aslında bir mühendis ve hukukçu olarak bu eğitimleri almama rağmen aslında proje işine girdiğimde proje bazlı çalışmanın ne denli önemli olduğunu, proje işiyle uğraşan insanın sadece dışarısı için değil, kendisini de programladı, kendisinin de daha iyi bir birey olması için fırsatlar sunuyordu. Bu projeler
İşte zaman içerisinde getirdiği nokta bize Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda kendimize seçmiş olduğumuz 6 tane amaç var. Biz bu alanda Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi çalışıyor. Bunlardan birisi nitelikli eğitim, ikincisi eşitsizliklerin azaltılması, üçüncüsü barış, adalet ve demokrasi, dördüncüsü toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ve amaçlar için ortaklık. Bu alanlarda faaliyet gösteriyoruz ve faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla birlikte yapıyoruz zaten. Diğer sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve kamu kuruluşlarıyla birlikte öğrenme serüvenimiz devam ediyor. Peki Ali Bey, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği konusu genelde sivil toplum kuruluşları kendi sektörleriyle alakalı ya sektörel sivil toplum kuruluşlarıdır ya iş insanlarının bir arada olduğu hani iş geliştirmeye yönelik sivil toplum kuruluşlarıdır. Böyle eğitimi tamamen topluma yayan sizin gibi ve bunu da topluma fayda sağlayıcı bir şekle çeviren çok az sivil toplum kuruluşu var. Belki de nadir diyebiliriz yani. Hani eğitimle ilgili burs veren sivil toplum kuruluşlarını bunun dışında bırakıyorum ya da vakıfları. Bu konuda siz kendinize bir sivil toplum kuruluşunu paydaş alıp yani yanınızda bir proje gerçekleştirdiniz mi? Proje diyorum neden? Çünkü o projeyi alıp hayata geçirmek kısmında mutlaka yanınızda sizin gibi düşünen, sizin gibi topluma bakan sivil toplum kuruluşlarına da ihtiyacınız olmuştur diye düşündüğüm tabii için. Tabii ki. Zaten hep sivil toplum, %89 sivil toplumla ilgili çalıştık. Örneğin Türkiye Engeller Meclisi'ne Doğru isimli bir projeyle Engeller Konfederasyonu'nun liderliğinde Yaşam Boyu Eğitim Derneği olarak ortak olduğumuz projede 52 ilde engelli meclislerin kurulması ve Türkiye Engelli Meclisi'nin toplanması kadın engelliler, çocuk engelliler, genç engelliler ve yaşlı engelliler alanında çalışma yapan Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından desteklenen 42 aylık 487 bin avroluk bir proje. Yine başka bir projemiz ise yine Engeller Konfederasyonu ile yapmış olduğumuz engelli üniversite öğrencilerinin savunuculuk ve katılımcılık kapasitelerinin geliştirilmesi projesi. Öyle göstermek istiyorum. Bu konuda güzel de bir tanıtım materyali de çalışılmış. Bu proje ise 5 ildeki 10 üniversitede engelli ve engelli olmayan üniversite öğrencileriyle birlikte yapılan çok değerli bir çalışma. 36 ay 23 Haziran'da başladı ve 36 ay sürecek. Bir de çok değerli bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. UNICEF Türkiye'nin öncülüğünde kurulan engelli çocuk hakları ağı vardı. Biz de buna üyeydik. 73 tane sivil toplum kuruluşu çocuklarla, engelli alandaki çocuklarla, işte Down sendromu, zihinsel engelli, otizmli süren hastalığı olan, nadir hastalığı olan dernekler bir aradaydık ve bunun 2 yıl devam etti. Fakat daha sonra bütçesi sona ermişti. Yine bizim geçen yıl Mart ayının 26'sında yazdığımız bir projeyle bu proje de kabul edildi. Engelli Çocuk Hakları Ağı'nın geliştirmesi projesi. Şu anda 83 tane Türkiye çapındaki sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ettiği bir proje. Bu da önemli. Ya bunun gibi bizler sadece engellilik alanında değil ama engellilik daha çok hani engelli bir bireyin babası olduğum için önceliğimiz ama onun dışında gençler ve kadınlarla ilgili de çok projemiz var. Mesela gençlerle ilgili projelerinizde de mesela bir tanesi Ortak Gelecek için Hep Birlikte. Yani bu gençler diyorum yani belli bir yaş kesimini içine alan bir proje. Yani yeni nesil Atatürk'ün de söylediği gibi yeni öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır demiş. Siz de eğitimle ve eğitimi destekleyen projelerle aslında bu sözün de altını çiziyorsunuz. Peki Ortak Gelecek için Hep Birlikte. Yani bu insana ekolojik bir dünyayı çağrıştırıyor ya da ortak engelsiz bir yaşamı çağrıştırıyor. İşte çok dolu bir cümleyle aslında projeyi hayata geçirmişsiniz. Biraz da bunu anlatmanızı isteyeyim. Öncelikle o projenin daha öncesinde onu hazırlayan projeler nedir? Öncelikle bizler Ulusal Ajans tarafından akredite edilmiş bir derneğiz. Ve Down sendromlular için gönüllülük, Down sendromlular Avrupa yolunda gibi projelerle hem yurt dışından gönüller getirdik hem de 26 Down sendromlu otizmli birey 26 refakatçisiyle birlikte 2 hafta Bulgaristan'da gönüllü çalışmaya katıldık. Onun dışında
Yurttaşım, Sorumluluklarımın Farkındayım isimli proje, gençlik alanındaki önemli projelerimizden birisiydi. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi'ne devam eden 45 genç ile Down sendromlu 45 bireyin engelli farkındalığı yaratılması ve sonunda Ayvalık'ta bir haftalık birlikte kamp yapmasıydı. Şimdi ortak gelecek derken bu dünyayı birlikte paylaşıyoruz. Engellisi, engelli olmayanı, eğitimcisi, bütün uzmanlarıyla ya da anne babalarla birlikte. İşte bu projeler, özellikle demin söylemiş olduğunuz proje bizim 20 gün önce kabul edilmiş olan bir projemizdir. 5 ülkeden 48'de bizden katılacak. 6 ülkenin birlikte yapacağı, Türkiye'de gerçekleştirilecek olan hangi ülkeler diye söyleyecek olursak Hollanda, Almanya, İsveç, İngiltere, İspanya'dan gençlerle bizim Türkiye'den gençlerimizin birlikte bir haftalık bir değişime Ankara'da, gençlik değişimi burada yapacağız. Non-formal yani informal ille okul eğitimi dışındaki eğitimin özellikle ulusal ajans tarafından desteklenen gençlik projelerinde non-formal öğrenme teknikleri kullanılıyor. O zaman bizler bu projenin hareketliliği gerçekleştirilinceye kadar bir farklı ülkelerin, farklı insanların, farklı dillerin olduğunu farkına varacağız. Ve bununla ilgili olarak da kendi ülkelerimizin tanıtımını birbirimize yapacağımız bir deneyimleme programıdır bu. Peki bu programlarda şu anda pandemi döneminde, döneminde sizin programlarınızla ilgili yavaşlama ya da bunu dijital platforma taşıma, yani bununla ilgili bir B planı hayata geçirdiniz mi tüm dünyada olduğu gibi? Evet, tabii ki pandemi dönemi Avrupa Birliği programlarını etkiledi. Örneğin İtalya'nın öncülüğünde gerçekleştiren bizim de önemli ortaklarından olduğumuz Yes Volunteering diye bir proje vardı. Bunun Portekiz'de ve Avusturya'da yapılacak toplantıları vardı. Oraya gidemedik. Ne yaptık o zaman? Online toplantılar şeklinde yaptık. Yereldeki çalışmalarımız sürüyor. Bu tabii ki belirli bir ölçüde pandeminin ne zaman biteceği bilinmediği için hibe veren kuruluşlar bu sürelerde mümkün olduğunca kolaylaştırıcı oluyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Etkiliyor tabii ki. Yani bu gidiş gelişleri etkiliyor ama yereldeki çalışmalarımızı bir kısmını etkilemiyor. Peki kaynaştırma, birlikte değişim programları ile ilgili nasıl bir yol alacaksınız? Mesela gençlerin birlikte olması, farklı şeyleri deneyimlemesi ile alakalı bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Pandemi dönemi. Evet, pandemi dönemi tabii ki. Pandemi dönemi hepimizin aslında çok öğretici oldu. Hepimiz çevrim içi eğitim platformlarını kullanmayı öğrendik. Nasıl çocuklar EBA'yı kullanıyorlarsa. Şimdi projelerin yani yüz yüze olan kısımları kısadır zaten, bir haftadır. Ama onun içerisinde işte hazırlık çalışmalarımız olan ya da yerelde yaptığımız çalışmaları Zoom üzerinden olsun ya da diğer çevrim içi platformlar, Web2 araçlarıyla kullanarak gerçekleştiriyoruz. Yavaşlatıyor ama durmuyor o çalışmalarımız. Ama bizler zorluklardan geçe geçe geliyor. Dünya hep birlikte bunu deneyimliyoruz ama bu sefer de farklı deneyimleri hep birlikte kazanıyoruz. Bazen de stresli ya da zor gördüğümüz şeyler aslında kolaylaştırıcı da olur ya. Belki bundan sonrasında başka ülkelerdeki projelere alışmış olduğumuz Zoom ya da buna benzer online toplantılar daha da verimli de hale getirebilir. Evet. Yani en azından ulaşım, orada kaybedilen zaman, çocukların bununla ilgili motivasyonu belki fayda da sağlayacak da olabilir. Tabii ki pandemi bitsin, pandemiden sonra bu faydaları oturup konuşalım, o ayrı ama. Bir şairimiz diyor ki hocam, işin en kötüsü bilerek ya da bilmeyerek insanın mahpushaneye kendi içinde taşıması diyor. Evet, gerçeği kabul edeceğiz. Evet, bir sorun var. Çok önemli bir sorun. Dünyada deneyimlediğimiz bir sorun. Ama yine de öğreneceğiz. Yine de, çünkü öğrenmek gerekiyor. Çünkü bu sefer evin içerisindeki insanlarla birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Yani yoksa hani bir 80, 100, 120 metrekarelik yerde bir televizyon ve biz var. O zaman hani öğrenme içinde yeni fırsatlar aslında çıkıyor, çıkması da lazım. Onun için hani pandemi evet yavaşlattı hepimizi ama bazı biz yavaşlatmadı hani. Evet, evet, çünkü daha yeni geçmiş bir projeniz var. Hayata geçecek, yani tamamlanacak bir proje. Aynı anda yine Avrupa
sosyal programı diye bir programa, European Solidarity Corps, orada da engelli sivil toplum kuruluşları için proje geliştirme diye bir projemiz geçti. Biz 5 gençle 12 ayda 60 tane engelli derneğine proje yazacağız. Bu programla yine Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edilen bir projemiz bizim. Proje bazlı düşünme ve sosyal sorunların çözümü için proje geliştirme. Evet. Yani bu sizin aslında Yaşam Boyu Eğitim Derneği'nin en önemli hareketi diyebiliriz. Evet. Yani anlattıklarınızdan yola çıkarak. Hatta bu konuda sivil toplum kuruluşlarına eğitimler de veriyorsunuz. Evet. Yani eğitim verme kısmınıza da kendinize proje fabrikası diye de bir marka adı da oluşturmuşsunuz aslında. Evet. Buradaki deneyimlerinizi diğer sivil toplum kuruluşlarına eğitim vererek de paylaşmayı da hedeflemişsiniz. Peki bu konuda sizden eğitim alan sivil toplum kuruluşları sayısı, yani oran olarak verirseniz, sizin hedefinizle örtüşüyor mu? Tabii ki örtüşüyor. Biz 2013 yılından bu yana proje alanında eğitimler veriyoruz zaten. Üniversite öğrencilerine ücretsiz proje eğitimleri veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin sonrasında arkadaşlarımıza 1-1,5 ya da 2 ay iş tabanlı öğrenme, staj olanağı sağlıyoruz. Bu staj döneminde de o arkadaşlarımız sivil toplumun gelişmesi için projeler hazırlamış oluyorlar. Şimdi bizler en az 100 civarında sivil toplum kuruluşuyla beraberiz ve hani hazırladığımız projeler sadece bizim için değil. Hı hı. Çünkü tek başımıza biz başarılı olsak ne olur? Onun için de vermiş olduğumuz eğitimler, özellikle pandemi döneminde biz 6 tane Google Meeting'de classroom'da sınıf açtık ve 93 tane öğrenciye biz bu dönemde yine eğitim verdik. Hı hı. Şimdi onun için sivil toplum kuruluşları için sadece biz değiliz, çok çok daha başarılı, değerli kuruluşlar var. Örneğin Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi gibi ya da diğer kuruluşlar. Her birimiz aslında yan yana durmanın, birlikte öğrenmenin, deneyim paylaşmanın hazını yaşıyoruz. Onun için eğitimlerimiz devam ediyor. Bizler de bu arada eğitim alıyoruz. Benim işte masanızda duran kitap gibi 9 tane benim yayınlanmış kitabım var. Ama biz mesela şu dönemde çok başarılı olan Slovenya'dan Igor Razbornik hocamızdan biz de eğitim alıyoruz dernek çalışanlarımız olarak. Peki eğitim alıyorsunuz ve bu konuda projeler geliştiriyorsunuz. Bir de sosyal bilimler proje yarışmamız var. Evet. Yani o kadar artık eğitimle ilgili kısmı o kadar olgunlaşmış ki bunu yarışmaya da taşıyabilecek olgunluğa gelmiş. Bu yarışmadan biraz bahseder misiniz? Tabii ki hocam. 2017 yılında sosyal hizmet öğrenciler arasında bir yarışma düzenlemiştik. Engellilere, yaşlılara ve sosyal sorunlara yönelik. O çok başarılıydı. Daha sonra biz yeni bir yarışma açtık. Bu sefer öğrencilere yönelik değil, buna akademisyenler de katılıyor. Ayrımcılık ve mücadele için çocuk hakları, kadın hakları, engelli hakları, çevre hakları gibi konularda ayrımcılıkla mücadele, şiddetle mücadele ya da toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda bir konsept not, yani ön teklif gibi bir yarışma açtık ve bununla ilgili iki bilgilendirme toplantısı, iki proje yazma eğitimi verdik. 4 Aralık günü de sona erecek. Biz de artık gelen eserleri değerlendireceğiz ve bunları da hem ödüllendireceğiz. Orada 9.000 euro bir ödülümüz var bizim. Ve bize sunulmuş olan projeleri de değerlendirerek, tam tekliflerini yazarak da yine bunu Türk sivil toplumuna armağan edeceğiz. Yani aslında bu da bir proje yazma yarışması da diyebiliriz, evet, değil mi? Yani proje yazma yarışması. Proje yazma yarışması. Peki birçok konuda da eğitim veriyorsunuz. Evet. Yani ben incelediğim zaman gördüğümde bunun içerisinde kişisel gelişim eğitimlerinden tutun da davranışla alakalı eğitimler de var. Bu konudaki eğitim veren hocalarınız da Yaşam Boyu Eğitim Derneği'nin gönüllüsü mü? Öncelikle bir de bunu sormak istedim. Yani proje, evet, proje kaynaklarından faydalanarak bazen kurumsal olarak eğitimler veriyor olabilirsiniz. Ama diğer kurumsal eğitimlerinizi dernek çatısı altında nasıl finanse ediyorsunuz ya da nasıl destek alıyorsunuz? Zaten bizim öncelikle benim teşekkür etmek zorunda olduğum arkadaşlarım var. 9 tane çok çalışkan, gerçekten çok çalışkan arkadaşım var. Onun dışında bizim 15 profesör, 2 doktor, bir yardımcı doçent danışmanımız var değişik alanlardaki. Onun dışında 10 tane sivil toplum kuruluşu lideri ya da aktivisti de bizim bu çalışmalarımızda danışmanımız. Şimdi hiçbir şeyi tek başımıza yapmıyoruz.
Biz sadece unu, şekeri, hamuru bir araya getirerek birlikte üretmiş oluyoruz. Tabii ki profesyoneller var, aramızda var. Ama bu çalışmaları herkes bir güzellik için işte tuğla taşıyor. Su birlikte imeceyi gerçekleştiriyoruz hep birlikte. Eğitimler çok profesyonelce. Onun dışında çalışmalarımız fark edildikçe, örneğin Şanlıurfa Harran Üniversitesi vermiş olduğumuz eğitimlerin sürekli eğitim merkezi kapsamında verilmesiyle ilgili bize önerilerde bulundular. Biz de Yaşam Boyu Eğitim Derneği olarak sözleşme imzaladık onlarla. Hani vermiş olduğumuz eğitimler de artık üniversite onaylı eğitimler olacak. Şunu soracaktım aslında, bir örnekle de aslında bunun da altını çizmiş oldunuz. Mesela eğitimleri hangi isteğe ya da hangi talebe göre oluşturuyorsunuz? Yani Yaşam Boyu Eğitim Derneği'ne şu konuda eğitim almak istiyorum diye gelen sivil toplum kuruluşları ya da yerel yönetimler, bunun adının ya da üniversiteler, hani ne olduğu geniş bir yelpazede olabilir. Yani eğitim şeklinizi ya da eğitim talebine göre mi şekillendiriyorsunuz, yoksa talep gelmeden siz mi öneriyorsunuz? Hocam çok sayıda eğitim vermiyoruz aslında. Hı hı. Zaman içerisinde bizler eğitim sayılarımızı azalttık. Kulvarlarımızı belirledik. Öncelikle bir kendimize misyon olarak proje bazlı düşünme ve projenin geliştirilmesi. Hı hı. O zaman birincisi, neticede Türkiye'de genç işsizliği çok, üniversite mezun işsizliği çok. Ve vermiş olduğumuz eğitimlerden en çok yararlananlar da üniversite mezunu, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri var. Birincisi proje alanındaki eğitimlerimiz var. Onun dışında bizim önemsediğimiz, insanların istihdam edilebilirlikleri çok önemli. İşsiz insanlar ya da kendi işini kurmaları önemli. Girişimciliğin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması konusunda eğitimler. Onun dışında hakların öğrenilmesi, savunuculuğun öğrenilmesi. Peki bunları yapabilmek için elbette bir motivasyona ihtiyaç var. O motivasyon, iletişim eğitimleri ya da kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, sosyal becerilerin geliştirilmesi gibi, yani altı kategoride belirleyeceğimiz eğitimlerimiz var bizim. Bu hani biz de zaten hani hem sivil toplum kuruluşlarıyla, hem üniversitelerle, hem kendi gönüllülerimizle birlikte alandaki ihtiyacı belirlediğimiz, yani biz her konuda eğitim açmıyoruz. Yani biz yetkin olduğumuz alanda altına imza atabileceğimiz eğitimleri. Evet, öncelikle proje bazlı düşünme, sosyal sorunların çözümü için projeler üretebilme. Peki şimdi her sivil toplum kuruluşunun bir hayali vardır diyelim. Yani projesinin çatısını oluşturmak, bunun ev sahipliğini yapabilmek mi? Sizin de Hasanoğlan Proje Fabrikası. Evet. Belki de Yaşam Boyu Eğitim Derneği'nin en güzel markası olacak bir girişim. Evet. Hasanoğlan deyince de zaten insanın içi nedense böyle bir yüksek köy enstitüsü gibi. Evet, yani bu iki köy enstitüleri mezunları derneğini de misafir etmiştim burada. O zaman da çok güzel anlatmıştık ama Hasanoğlan sanki onunla oradaki o her tuğlanın sanki eğitime koyulmuş bir tuğla olduğu izlenimini bırakıyor. En azından bende öyle bırakıyor. Evet. O yüzden Hasanoğlan'ı seçmenizde bunun da bir şeyi var mı? Tabii yani, ki var. Birincisi ben lütfen bunu böyle geniş anlatmanızı istiyorum Ali Bey. Hocam şimdi öncelikle hani babamın da bir köylü çocuğu olarak bir öğretmen olması, köy enstitüsünü biliyorduk. Az önce söylemiş olduğum yurttaşım sorumluluklarının farkındayım projesi tam da köy enstitüsünün yerleşkesi içerisindeki okuldaki öğrenciler için yapmıştık. Şimdi daha sonra ise bize bir öneri geldi. Teşekkür ederim. Bir psikolojik danışman arkadaşımız bize şu anda tutmak üzere olduğumuz 800 metrekarelik bir alan, bir sanatçı tarafından kurulan, 7 yılda inşa edilen çok değerli bir binayı hani bize birlikte değerlendirmemizi talep ettiler. Biz de baktığımız zaman Hasanoğlan'ın bir kere Ankara'ya çok yakın olması, yani Kızılay için 30 kilometre yakınlıkta bir yerden bahsediyoruz. O zaman hani insanlar artık toprağa değmek istiyorlar, ayakları toprağa değsin istiyorlar. İkincisi ise Hasanoğlan bize birçok şey yüklüyor, ödev yüklüyor. Yani o zaman aslında o hani birlikte öğrenme, hep birlikte başarma duygusu için hani oradan daha güzel bir yer yoktu diye düşünüyoruz. Şu anda bizler ilk olarak Mardin Midyat Kaymakamlığı ile başlattığımız bir proje fabrikamız vardı. Atakum Belediyesi ile devam ettiğimiz, Çankaya Belediyesi ile devam ettiğimiz ve kendi merkezimizdeki projelerimizde Hasanoğlan artık bizim için bir yerleşke.
Buraya giderken aslında hem kaymakamlıkla hem ilçedeki belediye ile hem de meslek yüksek okulu ile iletişime geçtik. Yani biz orada hani yapacağımız çalışmada yerel birimlerle, yerel halkla işbirliği yaparak küçük bir yerin belki de yıllar sonra yeniden sadece Hasanoğlan ya da Ankara için değil, yani Mersin içinde, yani Ula içinde, yani Diyarbakır içinde, yani Köln içinde, yani Amsterdam içinde, yani başka yerlere de projeler geliştirebilecek. Hem bunları yaparken de sanat ve kültür alanında yani çok güzel bir alan. Sizleri de bekleriz oraya. Mutlaka gelmek isterim. 17 Nisan'da yapacağız. Köy Enstitüleri'nin kuruluş gününe denk getireceğiz resmi açılışımızda. Evet. Burada bizler gerçekten Kızılay'da kendi yerimiz var. Oldukça güzel, çok memnunuz. Ama hani orası bizim için artık bir laboratuvar olacak. Peki neler yapacağız orada? Tabii ki bizler örneğin şu anda hani az önce sorduğunuz sorulardan örneğin Selçev. Mesela Selçev için Selçev Akademi projesi geçmişti. Şimdi Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği ile işbirliğimiz başlıyor. Ayaşlı Kadınlar Derneği ile. O zaman orası hepimizin aslında sivil toplum öğrenme yeri. Evet biz kiralayacağız. Evet. Biz sahipleniyor, yürütme yani orkestra şefliğini biz yapacağız ama orası sivil toplum kuruluşları için ve kendisini geliştirmek isteyen tüm projecilik alanında çalışmak isteyen Türkiye'nin her yanındaki gençler için. Çünkü 15'te yatak kapasitemiz var orada. Dersliklerimiz var. Yani oradaki hedefimiz, mesela bugün buraya gelirken bizim Almanya'da Köln'de bir derneğimiz vardı. Sosyal pedagoji alanında, sosyal hizmetler alanında çok 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 değerli arkadaşlar. Bu sefer kar amacı gütmeyen bir non-profit kuruluş kuralım Almanya'da dediler ve birlikte. Yani o zaman aslında Hasanoğlan yeniden canlandı. Evet. Yani aslında Hasanoğlan sizin oradaki proje fabrikanızla birlikte küllerinden yeniden doğacak diyeceğiz. Ve orası aslında bir okul olacak. Bir üniversite kampüsü olacak. Fakat bu sefer kuvvet olarak da sivil toplum kuruluşlarını da büyütecek. Evet, sivil toplumun gelişmesi. Evet. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben 60 yaşındayım. Bundan sonra yaşasam 350-400 yıl yaşarım diye. İnşallah diyelim. Yani sağlıkla yaşayın. 400 yıl da çok çabuk geçer. Jeoloji mühendisi olduğumu hatırlayınca hiçbir şey değil. Bir santim toprak 500 yılda oluyor. O zaman ne diyeceğim de sağlığımızda bir yapı, bir eser meydana getirebilirsek ve bunu da bizden sonra yürütecek olanları yetiştirerek yapacak olursak orası çok güzel, çok çok güzel bir öğrenme yeridir. Ve model olacak. Evet. Dediğiniz gibi de birçok yerde de bu model hayata geçebilecek. Evet. Peki sanat ve kültür dediğinizde, sanat ve kültür aslında bir toplumun gelişimi için çok önemli iki tane ana kural diyelim. Evet. Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Yani sanat, kültür çok geniş bir yelpazesi olan iki kavram ama... Önce neler yaptığımızı söyleyeyim, şimdi neler yapacağımızı. Evet, lütfen. Öncelikle engelli bireylerin sanat alanında işbirliği yapması için bir projemiz vardı. Bunu Alanya'da gerçekleştirmiştik. Belçika, Yunanistan ve Türkiye'den engelli bireylerin birlikte bakış açını değiştir diye bir projeydi. Sanatla ilgili çalışmalarımız zaten vardı. Biz daha önce drama, tiyatro, etkili konuşma ve özgüven eğitimleri de vererek geçmişten buraya doğru geliyoruz. Ve kültür, Avrupa Birliği Kültür Projesi kapsamında Almanya'nın Dortmund'da Artiskeniko isimli bir kuruluşun öncülüğünde Sanctuary diye bir proje yapmıştık. Bu projede Muğla Milas Ören'de çok güzel bir yaz kampı yapmıştık. Yani belgesel film çekimi, kısa film çekimiyle ilgili. Şimdi o zaman sanatsal çalışmalar anlamında işte kendi merkezimizde geçen yıl Bender kursumuz vardı. Bizim Türk Sanat Müziği koromuz vardı 3 yıl önce. O zaman hani başka yerde misafirken yapabileceklerimizi kendi yerimize daha etkin yapacağız. Dedik ki güzel çalıştığınız zaman birçok kapı açılıyor zaten. Bu sefer belediyelerle işte Elmadağ olsun, Çankaya olsun, Keçiören olsun, Yeni Mahalle olsun, belediyeler ya da konservatuvarlarla da ilişkilerimiz hani gelişmiş oluyor. Evet. Yani biz önce eğitilmesi gereken tek kişi varsa kendimiz olduğumuzu biliyoruz. Bir şiirle o zaman sanat dediniz, şiirle azıcık devam edelim. Buyurun, tabii ki çok keyifli oluyor sizi dinlemek. Buyurun. Bana
Engelli bir çocuk büyütmenin nasıl bir duygu olduğu hep sorulur. İşte anlatıyorum. Bir çocuk beklemek İtalya'ya seyahat planına benzer. Venedik'te gondollar, Michelangelo'nun davutu, kolezyum, her şey çok etkileyicidir. İtalyanca birkaç kitap alırsınız, broşür alırsınız ve İtalyanca öğrenmeye başlarsınız. Derken doğum vakti gelir. Doğum 2 saatlik bir yolculuğa benzetilebilir. Uçağa binersiniz, inişte hostes elde mikrofonu alır ve "Sayın yolcularımız, Hollanda'ya hoş geldiniz" der. "Hollanda mı? Ne Hollanda'sı? Ben İtalya'ya gidiyorum. İtalya'ya bilet aldım ben" dersiniz. Hayır, uçuş rotası değiştirildi ve artık siz Hollanda'da kalacaksınız. Sizi pis, iğrenç, kötü bir yere bırakmamışlardır. Bıraktıkları yer beklediğinizden farklı bir yerdir, o kadar. Oradaki yaşam İtalya'daki kadar hızlı ve hareketli değildir. Mecburen Hollanda'da kalırsınız ve Hollanda'nın güzelliklerini fark edersiniz. Hollanda'nın Rembrandt'ı vardır, laleleri vardır. Fakat sürekli İtalya'ya gidemediğiniz için üzülerek geçirirseniz yaşamınızı, dünyanın güzelliklerinin hiçbirinin farkına varamazsınız, diyor bir öykü. O zaman aslında, yani içinde sanat olmayan, içinde kültür olmayan, içinde spor olmayan, içinde hobiler olmayan, içinde zanaat olmayan hiçbir şey zaten başarılı olamaz. Yani sanat ve kültür mutlaka içinde yer almamız gereken konular. Hani bazen sosyal içermenin bir aracı olarak sanat ve kültürü kullanırken bir yanıyla da sanatın kendisi de bir estetik kazanımdır. Yani gerçekten çok özet bir anlattığınız şey, özet bir hikayeydi. Yani nereye gitmek istediğimiz değil, nasıl gittiğimiz önemli aslında. Bu konuda hayat bazen karşımıza çok enteresan şeyler çıkartabiliyor ama bunları önemli olan doğru taraftan bakıp sindirebilmek. Zaten sanat, spor ve kültürün olduğu her yer aydınlık yerdir. Yani o yüzden de bu projeniz hep aydınlık kalsın. Tek dileğimiz o olsun. Yani zaten izleyicilerimiz de çok heyecanlanmışlardır. Hem misyon olarak çok güzel bir farkındalık yaratıyorsunuz Hasanoğlan projesiyle. Hem de orada hem sanatı hem bireylerin orada yaşayacağı her şeyi de plansızca gidip planlı hale getiriyorsunuz. Yani bu çok çok kıymetli bir şey Ali Bey. Peki programımızın sonuna doğru geliyoruz ama dezavantajlı grupların içi çok geniş fakat burada çok önemsediğiniz Yaşam Boyu Eğitim Derneği olarak en önemli şeyler arasında koyduğunuz şey kız öğrencilerin eğitime erişebilirliği. Evet. Yani aslında eğitimle başlayan hayat her zaman, yani eğer doğru eğitimi verirseniz kız öğrencilere akraba evliliğiyle ilgili farkındalık yaratacaksınız belki. Evet. Yani bunlardan bir tanesi. Bu konuyu öncelikli tutmanızın sebepleri nelerdi? Yani toplumsal olarak bakış açımız mı? Yoksa kız öğrencilerin eğitimde var olmaları ve iş hayatının içerisinde kadın istihdamına katkı sağlamak mı? Biraz bunları anlatın istiyorum. Çünkü fırsat eşitliği aslında. Hocam öncelikle tabii ki cennet annelerin ayağı altındadır diye bir hani güzel, değerli bir klişemiz var. Ama hani aslında eğitilmesi gereken biziz. Yani şimdi ama baktığımız zaman, hani haberleri okuduğumuz zaman, gördüğümüz zaman hani çocuğa yönelik şiddetin, kadına yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. Evet. Şimdi o zaman bu peki nereden kaynaklanıyor? Bizim bakış açımızdan kaynaklanıyor. O zaman neticede ekonomik özgürlüğüne sahip çalışan, üreten, ille de eşinin getireceği paraya bakmayan ama ille de evlenmek zorunda değil ki kimse ya da eşini kaybetmiş de olabilir. O zaman neticede iyi bir eğitim almak herkesin hakkıdır ve bunun için Türkiye'de zaten çok güzel örnekler de var. Onun için bir, kız çocuklarının okuması, erken okul terklerinin önlenmesi, iş yerinde ya da evdeki şiddetin önlenmesi bizim bakış açımızla ilgilidir. Onun için de biz örneğin kendi kuruluş derneğimizde bile %90'ı kadınlar bizde yönetimde ve çalışıyorlar. Şeyde. Onun için bir, cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi çok önemsiyor. İşe girmesi önemli, ayakta durması önemli. Yani onlardan çok şey öğreniyoruz. O yüzden hani bu konu bizim şey önemli. Ama iş bulabilmesi önemli. Evet. Sadece işin bulması değil, o işte kalabilmesi önemli. İş yaratabilmesi önemli. Hani o zaman hepimiz birlikte hem sadece alan insanlar değil, kadınıyla erkeğiyle üreten ve hani
mümkün olduğu kadar ülkemizin ekonomimize katkıda bulunmak da bizim görevimiz. Hı hı. Onun için de yaptığımız çalışmalarda hani bu dayanışma ekonomisini çok önemsiyoruz. Kadın kooperatiflerini hı hı. çok önemsiyoruz. Eğitim kooperatiflerini çok önemsiyoruz. Onun için engellilik alanında yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra özellikle de 2021-2027 yılında biz hani kadınlara yönelik ve bunlarla ilgili Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği ile başlayan, Ayaşlı kadınlarla hı hı. başlayan bir çalışmamız var. Yani biz evet yani eğer kadının, kız çocuğunun toplumda hak ettiği yerde olabilmesi için sadece kadınların değil bizim de çok çalışmamız gerekiyor. Bizim erkeklerin özellikle daha çok eğitimlerimizle birlikte çalışmamız gerekiyor. Onun için önceliklerimizden en önemli ikinci önceliğimiz de bu olmuş oldu. Evet, yani sizin gibi bakış açısı olan bir sivil toplum kuruluşu başkanı değil, onlarca sivil toplum Hı. kuruluşu başkanı olsun, dileğim olsun benim de. Hı. Çünkü gerçekten kadının toplumdaki yeri... Hele de bizim toplumumuzda daha yeni yeni kabul edilir hale geldi ki bizim yaşadığımız coğrafya anaerkil coğrafya olmasına evet. rağmen maalesef hala bu konuda bölgesel baktığınızda direnmeler var. O yüzden sizin gibi bakış açısı olan sivil toplum kuruluşlarına bu toplumun ihtiyacı var Ali Bey. Ali Bey, program çok çabuk geçti. Anlattığınız hmm. konular, arayı renklendirdiğiniz şiirler, o söylemler falan gerçekten renkli bir program oldu. Hani atladığımız anlatmakta ya da bu projeye dikkat çekmemiz gerekir dediğiniz bir şey varsa size ek süre tanıyabiliriz. Yani bu konuda söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen çekinmeyelim. Çünkü burada ev sahibi yok. Burada ev sahibi sizsiniz. Ben öncelikle sivil toplum kuruluşları adına sivil bakış anlamında böyle bir programın yapılıyor olması, bu şekilde bu konuların irdeleniyor olması sivil toplum olarak çok özlediğimiz bir şey. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür yani ederiz. Yani Kanal 5'e çok teşekkür ederim. Bu güzel bir atmosfer. Yani hem konukseverliğiniz hem tüm çalışanlar, sadece siz değil. Evet biz sizinle konuşuyoruz ama burada ışıktan tutun rejiye kadar birçok arkadaşımız tabii çalışıyor. Ki, tabii ki. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Önemsediğimiz şeylerden biri şu. Yani bu medya kuruluşu bize bir fırsatı tanıdı ama third sector broadcasting dediğimiz, üçüncü sektör yayıncılığı dediğimiz, non-profit, kâr amacı gütmeyen kuruluşların kendi seslerini daha iyi duyurmaları gerekiyor. O zaman bizler de hani aslında hedeflerimizden biri de bu. Yani onun için hani sizden, ekibinizden ya da kuruluşunuzdan öğreneceğimiz çok şeyin olduğunu düşünüyoruz. Yani o zaman sadece sosyal medya yayıncılığı değil, web TV yayıncılığı değil ama bu alanda hani savunuculuğun geliştirilmesi için, farkındalığın artırılması için hani bugünkü söyleşi bana bu şeyi bir kere görev olarak hani verdi. Daha vatandaş muhabirliğiyle ilgili bir projemiz vardı zaten ama bunu geliştirmek gerekiyor. Onun dışında genç arkadaşlarımızın daha çok seslerinin duyulmaya ihtiyacı var. Gençlik derneklerini misafir ederseniz çok iyi olur. Çünkü rol modellere ihtiyacımız var bizim. Yani hep bardağın boş tarafını görmeye değil, işte dolu tarafları da var ve o doldurmak da bizim şeyim. Peki çevre konusu, örneğin şu anda Çevre Bakanlığı'nın hani bir hibe çağrısı var, iklim değişikliğine uyumla hı hı. ilgili. Yani o zaman aslında hani bir hepimizin birbirinden çok şey öğreneceği için yani yan yana durmalara ihtiyacımız var. Bizler gücümüzün yettiğince ama gücümüz bir yere. Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirinde, Mehlika Sultan şiirinde der ki ömrü oldukça yürür her yolcu, varmadan menzile bir yerde ölür diyor. Evet. İşte o zaman elbette öleceğiz ama o zamana kadar hep birlikte herkes, ister Galatasaraylı, ister Trabzonsporlu, ister Bursalı, ister Başakşehirli, ister Fenerbahçeli, hepimiz bu güzel Türkiye, bu dünyaya güzelleştirmek için bir şey yapacağız. Ben çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Davetimizi kırmayıp, bizi kırmayıp bu önemli haftada, Öğretmenler Günü'nü içine alan bu önemli haftada misafir olduğumuz için bizler size çok teşekkür ediyoruz. Bir an önce Hasan Oğlan gibi birçok projenin de hayata geçmesini ben programı kapatmadan önce dilemek istiyorum. Çünkü ben de sizi davet edeceğiz. Mutlaka gelmek isterim. Zevkle gelmek isterim. Benim için çok özel yeri vardır köy enstitülerinin. O yüzden de inanılmaz mutlu oldum böyle bir yerde bir proje fabrikasının açılmasına. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz efendim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim, sağ olun. Değerli izleyiciler, Elif Ufluoğlu ile Sivil Etki programının bugün de sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıkla kalın efendim.